Hep diyorsunuz ya yani böyle oldu şöyle oldu diye. Siz bayağı oynamışsınız aslında. İzleyelim mi? Hayır. Golleri hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Goller dışında top hep sizde bak. Nerede bizde ya? Biz öyle montajın oraya koymuş. Bir tane şutumuz var ama Tanju şutlarmıştı. Bir tane şutumuz var. Gördünüz mü Yağmur'u? Yağmur gibi geldiler. Hiç acımadılar. Bu odula gittim dedim ki İler yeter dedim tamam mı? Finish dedim. Okey. Kaçta dedin 7, 7-0'da. 7'de. Dedim yeter hani 8 olmasın istiyorum. Çünkü bir 8 var bizden önce. İkinci 8'i biz yaşamayalım diye. İzmir dedi bana. He. Hakeme gittim. Referee finish dedim. Maç. 10 minute dedi. Zaten minit dedim. Ya yapma diyorum. Bitir şu maçı ya. Bitir eve gidelim ha. Ben istemiyorum ya. Şeyde bile kalmak. Maç bitti çocuklar. Bunu anlatmıştım bir yerde de. Bizde bir formalar var. Şimdi reklama kadar söylemeyeyim. İyi bir marka. Onların da iyi bir marka. Ve hala saklarım. Çıt çıtı ilk onlarda gördüm. Şey geldi maçtan sonra. Adams geldi. O uzun var bir tane deve. Dedi change dedi. Ben utandım tamam mı? 8 taneyim yüzüne ne değişeceğim senden formam değişir diye. Dedim içeride gel. Bu da olmaz. Yani seyircinin şeyinde değişmeyelim. Neyse içeriye girdik. Çıkarttı bana verdi formayı. Ah kuş. Ben bir çıkarttım. Bizimki Orlon buraya kadar gelmiş. Çekmekten şeyi baba çekiyorum buraya geliyor. Çekiyorum. Yağmur yedikçe uzadı. Kollar oldu. Vallahi diyorum ya maymun gibi olduk ya. Hepimiz zaten formayla uğraşmaktan 8 taneydik ondan zaten. Bir verdim babaya formayı. Bir böyle oldu. Bu ne dedi ya? Ya dedim biz onunla mı yendiniz biz işte? Evet. Süper. Hep anlattırıyorsun bana. Şey, birinci sekizi Yaşar mı yemişti? Yaşar evet. Abi yedi, evet. Yaşar yemişti. Şey, anlatayım. Şey dedi giderken arkamda oturuyor Yaşar'la şey Fatih. Kadroda var mıydı? Kadroda var. Fatih oynuyor, Yaşar abi de yedek. Niye oynamıyor Yaşar? O zaman daha iyiydi. Morelli Samsun daha iyiydi. Yok Samsun'un kalesini koruyordu falan. İyi durumdaydı ama ikisi zaten oynuyorlardı. Şimdi Fatih diyor ki Yaşar abi diyor, nasıl yedin 8 tane diyor ya. Oğlum dedi sus manyak mısın maça gidiyoruz dedi ya. Sus dedi ya. Abi dedi ya yenilirim o 8 tane falan. Oğlum bak maça gidiyoruz dedi. Sus dedi gene. Ben de duyuyorum ama ben de konsantre olmuşum. Full içim zaten yanıyor. Bir de arkada o konuşmalar var. Ondan sonra taca atarım dedi. Bilmem ne yaparım dedi, vakit geçiririm dedi. Yemem dedi gene ya. Tamam oğlum yemezsin dedi falan. Neyse biz maça bir çıktı 8-0 bitti ya maç. Arkada oturuyorlar şimdi. Ne oldu dedi. Yenilmemiş dedi. Asaydın ya taca dedi de. Oluyor muymuş dedi, taca atılıyor muymuş dedi. Adamlar yağmur gibi basıyor. Bak yemin ediyorum topu alıyordum kafayı bir kaldırdım. 4 kişi birden başımdaydı ya. Ben nereye atacağım abi eller ayakta diyor. Bakma hani sen iyi yerlerini çekmişsin de. O zaman TRT'deki mesela benim çocukluğumun da efsane spikerlerinden Hüseyin Başaran maçı anlatırken işte dakika bir adamlar golle başladı. Dakika 90 hala atıyorlar. Evet. Şey var orada o zaman tabela yok. Hani böyle ışık tabelalar var ya orada yok tamam mı? Bir tane bembeyaz bir adam var giyinmiş. Baba biz birinci dakikadaydık ya golü. Ne yapıyor biliyor musun? 50 metre böyle kaldırarak gidiyor tamam mı? Bir böyle gidiyor 25 metre. 25 metre de buraya geliyor. Oturuyor yerine. Babayı biz bir kaldırdık ayağa. Maç boyunca oturmadı. En son baktık 5'e 6'yı koymuş buraya öyle dolaşıyor.
Vallahi bütün bir bakıyoruz daha herif yarı yola gelmeden ikinciyi yedi. Koşarak geldi ikiyi aldı. Bak yeminle ya. Baktı hep, ben de biraz şeyimdir böyle hep gerizlerim etrafa ne oluyor diye. Hani babayı merak ediyorum ne yapıyor diye. Üçüncüyü yedik daha ikinciyi dolaştırırken üçüncüyü yedik abi ne yapıyorsun adamı. Ama Allah'ım ya. Hem de bir ayrı atmosfer değil mi? Yani orada... Abi bir seyirci, bir akustik var. Bakın böyle sanki böyle şey yokmuş gibi değil mi? Sen yaşadın. O atağa kalkıyorlar ya. O herif orta yapıyor mesela gol kaçıyor değil mi? Diyor. Yaşadın işte. Ben şimdi bu hocam anlatınca aklıma geldi. Milano'da Giuseppe Meazza stadında Inter Milan maçını anlatıyorum. Şampiyonlar Ligi maçı. Ve tribünlerde 80 bin kişi var. Bir tane boş koltuk yok. Meğerse Interlilerin tezahürata başlamadan önce böyle ayaklarını yere vuruyorlar önce. İlk defa Inter Milan maçı anlatıyorum o zaman. Bilmiyorum adamların şeyini. Yer altından böyle yavaş yavaş dıngır 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 diye bir vurmaya başladılar. Giderek şiddetleniyor. Ben maçı anlatıyorum ama içimden de Bismillah Bismillah Allah Allah. Deprem oluyor zaten. Abi ben deprem oluyor zannettim. O öyle bir geldi ki o bir ara böyle tam en vurdu. Ben neredeyse bırakıp gidiyordum. Sonra hep beraber kalktılar. Lay 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 diyor. Ama hayatım boyunca bir maç anlatırken bir elektrik çarpmıştı Antalya'da beni. Yani öyle. Bir Antalya'da maç anlatırken Antalya Spor İstanbul Spor maçı vardı. Bir orada elektrik çarptı bana. Anlatırken mi konuşurken? Tabii anlatırken maçı anlatırken. Şimdi yönetmenimiz tam güneş batmak üzere böyle öyle güzel bir manzara var ki ben dedim ki evet dedim Antalya'nın dedim şu anda güzelliklerini görüyorsunuz. Abi meğerse önümdeki demir elektrik kaçağı varmış. Ben de o esnada tuttum şöyle. Tutar tutmaz bana bir çarptı mı? Allah'tan ağzından kötü bir şey çıkmadı yani. Neye uğradığımı şaşırdım yani. Ama gerçekten o Inter Milan maçında mikrofonu bırakıp koşturacaktım ben ama düşünüyorum bir yandan da. Ya kardeşim hani koşsam nereye gideceğim? Tribün en üst tarafındayım çünkü ve 80 bin kişi var. Bayağı bir korkmuş ya. İki tane anım o anda unutamadığım anılarımın arasındadır yani. Hay Allah'ım ya.